Değerli arkadaşım güzel bir soru. Burada tabanlar eşit A, e ile E, Demek ki bunların yükseklikleri de Yani bu şu demek tabanlar eşitse hocam ADE D, e üçgenin alanına A dersem EDC D, C üçgenin alanına da A derim. Şimdi gel dostum şu sarıyla taradığım tüm bölge dediğim yer 2A'ya denk gelir. Peki bunun alanı aslında taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Yani 18 çarpı 12 bölü 2 hocam bak şimdi 2 ile 18'i sadeleştirdim 9 2 ile 12'yi sadeleştirdim 6 6 kere 9'dan a'yı 54 benim aradığım a d e üçgen yani kırmızı ile taradım a bölgesi a bölgesi 54 doğru seçeneğim bursa ya çözüme bir baksana çok tatlı değil mi ama Görüntüsü zor çözümü çok basit. AC'ye paralel D'den bir doğru indirelim. Nasıl bir doğru? Dikme. Bu arkadaş bu arkadaşa paralel olsun. Bitti benzerlik. 1'e 2 benzerliğini gördüm. 1'e 2 benzerliğinden şuraya X dersem X'in evet tabanları oranı yani 12 oranından X'in 6 olduğunu görmüş oldun soru bitti. Neden hocam? Bak FDE üçgeninin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 8 çarpı 6 bölü 2'den sadeleştirdim. 6 kere 4'ten 24 doğru seçeneğim denizlidir. Değerli arkadaşım sen şu kuralı biliyorsun değil mi bu soruyu çözerken çözemeyip buraya gelip izledin ama şu kuralı da bilmen gerekir. Bir üçgenin ağırlık merkezine indirdiğin doğrularda alan şöyle oluşur. Niye ötüyorsun sen dırın dırın? Burası A ise Burası dağdır. Bu bölge dağdır. Yani iç eşit bölgeye ayır. Bu bilgi cepte kalsın. Şimdi gelelim ABC üçgenine. B'den bir dik mi indirelim? Neden? 60 var ya 30 60 90 için. Neden olsun? 60 şuraya kaç kalır? 30 kalır. Hocam 90'ın karşısı 12'si 30'un karşısı 6 60'ın karşısı bunun 3 katı kadardır ki ben bu sayede ABC üçgenin alanını bulacağım. Nasıl? Taban çarpı tabanı 8. Bu tabana ait yükseklik 6 köküç bölü 2'den. Peki sadeleştirdiğimde 6 kere 4'ten 24 köküç gelir. Peki arkadaşım bir ağırlık merkezine indiğin doğrular kaç bölgeye ayırıyordu? 3 bölge. Yani 3A aslında 24 köküçmüş. Her tarafı 3'e böldüğünde A'yı 8 köküç olduğunu bulursun. Ki bize bir bölgesi sorulmuş. O zaman bu bölgenin alanı 8 köküç. Doğru seçeneği Adana'dır. Soruyu bence bu yüzden çözemeyin. Şimdi öğrendim. Tamam mıdır? Değerli arkadaşım soruda dikkat et. K, H, H, F, F, C birbirine eşitse şu arkadaş, şu arkadaş, şu arkadaşlar da eşittir. A, A, A diyebilirim. Ayrıca arkadaşım aynı mantıkla EC'de DE'ye eşit olacaktır. Yani ben şunu diyebilirim. DEB üçgenin alanına büyük A dersem EBC üçgenin alanına da büyük A derim. Şimdi tabanlarla oranlama yapabiliyoruz ya. A'ya A kalırsa 2A'ya da alan 2A şeklinde gelecektir. Tamam mı? dostum. Şimdi bizden istenen boyalı bölgelerin alanları toplamı. 2A, A daha. Bizden istenen 3A'nın sonucu. Ben şunu bulabiliyorum dostum. Şimdi ABC üçgenin tabanı 13 çarpı yükseklik burası 6 6 6'dan 18 bölü 2 yaparsan sen ABC üçgeninin alanı yani 2a a daha 3a'yı bulmuş olursun. E Ben de istenen 3a'ydı. Soru bitti aslında. Haydi düzenleyelim. 9 9 kere 3 27 117. Demek ki bu e, taralı bölgelerin alanı 117 eşit olacakmış. Doğru seçeneği medir nedir nedir? Değerli arkadaşım yaslan arkana güzel bir soru geliyor. Bak şimdi bize cf'nin ck ya eşit yani hocam buraya alfa dersen buranın da alfa olduğunu yazabilirim. Burası alfa ise burası da nedir? Alfadır. Gel biz bu açıya teta diyelim. E kesişim turuncu bölgenin üstünde o zaman burası ne olmalıdır? Teta olmalıdır. İç açı ortaydı arkadaşım. E, tabanı inilen kolları inilen dikmeler eşittir. Yani sen K'dan A'ya ya da CD'ye indiğim bu dikme bu iki arkadaşın eşit olduğunu gösterir. Yani burası da kaçtır? 4'tür. Bizim AC ile ADE, DE ile AC 16 olduğuna göre burası 16'dır. Turuncu bölgenin alanı dediği aslında 16 çarpı 4. Evet 16 çarpı 4 bölü 2'den doğru cevabım 32 olur. Doğru seçeneğimin vırsa olması gerekir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda görmen gereken B'den E'ye bir doğru göndermek. Neden biliyor musun? AB sana 12 verilmiş şurası. Sen A, B, E üçgeni şu maviyle taradığım üçgenin alanını bulmak istersen 12 çarpı yükseklik 3 bölü 2'den kaç bulursun? 18 santimetre kare. Ayrıca şimdi yeşille taradığım bölgenin alanını bulmak istersen taban çarpı yükseklik. Yani 8 çarpı 4 bölü 2'den de 16 santimetre kare çıkar. Mavi ile yeşilin toplamı da aha işte adamın istediği daha C üçgenini verecektir. Topladığımda hop 34 santimetre kare. Doğru seçeneğim A seçeneği oldu. Dostum geldiğinde bu soruyu Gelirine kadar şunları yaptın değil mi? Direkt izlemiyorsun buradan. 90 30 60 biz de azarlıyoruz adam izliyor diye. Hocam 90 bak 60'ın karşısı 6 kökü ise 30'un karşısı bunun kökü bölümüş hali. 90'ın karşısı bunun 2 katı 12 idi. Şimdi bana ABD taralı bölgenin alanını soruluyor ya. BD taban. Tabana ait bir yükseklik lazım. E nereden bulacağım? Bulacağın yer neresi olacak arkadaşım? indir şuradan bir dikime. 90 60 şuraya kaç kalır? 30 hocam 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısı 60'ın karşısı da yarısının kök 3 katı kadar yani 3 kök 3 oldu. tabanım 4 yüksekliğim 3 kök 3 aldı sana alan geldi. Taban çarpı hop taban 4 demiştik. Taban çarpı yükseklik bölü 2 çarptığında 6 kök 3 yapar. Doğru seçeneğim Denizli'dir niye geldin diyorum da yanlış anlama dostum. Gelip direkt izleme. Önce burada uğraş kendin uğraş sonra gel izle tamam mıdır? Haydi yolumuza devam edelim. Hazır mısın dostum efsane çözüme hocam nasıl efsane açı ortaylar burada boşuna verilmemiş taralı bölgenin alanını bulacağım ya ya şu DC'yi uzat canını yiyeyim AD'yi de bir uzat senden canını iyiyim. peki benim açı ortayda kollara indiğim dikmelerin özelliği nedir evet öğrendik biliyoruz nedir birbirine eşittir. Yani bu arkadaş bu arkadaş eşittir. Eyvahlar olsun. Ben bu yeşilli olan arkadaşı bulursam buradakini bulurum. Taban çarpı yüksekliğinden alanı buldum. E nasıl yapacağım hocam? E burası 150 ise geriye 30 kalır. E burası neydi? 90 derece. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı bunun yarısı 6. E burası da altı Hocam taban 8 yükseklik altı 8 çarpı 6 bölü 2'den 6 kere 4'ten 24 santimetre kareyle doğru seçeneğim denizledir. Çok tatlı olmamış. Çözüm çok basit ama görmesi Bir tık bence zor. Haydi bakalım. Değerli arkadaşım arkana yazsan gerçekten tatlı bir soru çözeceğim. Gel biz AB'ye paralel D'den bir doğru gönderelim. Gönderdim burası paralel olur. Z kuralı gereği şuranın kaç olmasını beklerim? 30 derece. 90 ise buraya hocam 60 kalır ki 30 60 90'ı bir yerde kullanacağımı hissediyordun zaten değil mi? Şimdi bakalım 60'ın karşısı 3 köküse 30'un karşısı bunun köküçe bölünmüş hali 90'ın karşısı da 2 katı 6'dır. Peki arkadaşım şimdi burası üstse geriye kaç kalır? 1. Senden istediğim benzerlik oranını yazma. Nasıl hocam? Bak şimdi bizim bu doğrular paralel olduğuna göre bir benzerlik var. 1'e 4 benzerliği. 1'e 4. Bizim benzerlik oranımız buysa bu ABC üçgenin alanlar oranında karesidir benzerlik oranı. Yani 1'e 16. Sen şu 1 dediğin yere A dersen bu istenilen ABC üçgeninin alanı da neye eşit olacaktı? 16 A'ya. Gel biz önce A bölgesinin alanını bulalım. Nasıl hocam? Bak bunun tabanı 1. E bu arkadaşım bu tabana ait yükseklik de burada değil mi? 3 kök 3 taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 3 kök 3 bölü 2. Peki biz kaç A'yı merak ediyoruz? 16 A'yı. O zaman 16 çarpı 3 kök 3 bölü 2'den sadeleştirdim. 8 çarptığımda 24 kök 3 ile doğru seçeneğim Edirne olur. Yaslan Erkan'a efsane bir çözüm geliyor Yalnız arkadaşım dikkatli dinle Hocam şunlar eşit alfa alfa İki iç açım toplamı komşu olmayan bir dışa eşittir 30 artı alfa Aynı mantıkla dikkat ediyorsun İki iç açım toplamı komşu olmayan bir dışa bu sarı bölge eşit olacaktır 60 artı alfa yazacağım ya 30 buradaysa şuraya da 30 artı alfası kalır ki Şükürler olsun anladık ki E, C, D, C'ye eşit ikizkenar kenar yani uzunluklar 4 ise burası da nedir? 4'tür Peki B, E, C üçgenin alanı soruluyor B, E, C, B, E, C'nin tabanı bana yüksekliği gerekiyor. Yapıştır bir yükseklik. Nereden? B'den. Nereye? Buraya doğru 90. Şu kırmızıyla çizdim. Doğruyu buldum. an cevaba ulaşırım. Hocam 90, 60 buraya kaç kalır? 30 derece. 90'ın karşısı 12 köküzse. 30'un karşısı. Özür. Bekle yavaş. 90'ın karşısı 12 köküzse. 30'un karşısı bunun yarısı 6 3 60'ın karşısı da 30'un köküz katı kadardı. 6 köküzün köküz katını alırsan 18. Yapıştırıyorum şu bölgenin alanını. Tabanım 4 yüksekliğimi 18 buldum. Bölü 2'den düzenlediğimde 36 santimetre kare doğru seçeneğimin Ceyhan olması gerekir. Değerli arkadaşım Şimdi sorumuza baktığımızda K noktası ABC üçgenin iç işte, çemberin merkeziymiş. O halde A'dan K'ye gönderdiğin doğru, B'den K'ye gönderdiğin doğru, K'den C'ye gönderdiğin doğru birer iç açı ortaylar oluşacaktır. Çizik çizik ne oldu? Nokta açısı, nokta açısı. Dikkat etmeni istiyorum. DE AB'ye paralelse, burası nokta açısıysa şurası da nokta, burası çizgi açısıysa burası da çizgi, burası nokta açısıysa arkadaşım Z kuralı gereği başka bir yeri olmaz. Niye ben orayı da araştırmaya çalıştım? Noktaya e, nokta burası 5 burası da 5, noktaya e, nokta orası 4 ise burası da 4. Şimdi burada bir benzerlik yapacağız. E C, A dersek A'nın A artı 4 oranı. Bak dostum bak 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 bak. Tabanların birbirine oranına eşittir. Hocam taban 9'un 12 oranına eşit olacaktır. Sadeleştir 3'e bak. Sadeleştir 4. Çapraza gir. 4A eşittir. 3A artı 12'den solladım. 3A'yı sol tarafa. A eşittir 12 gelir. Yani şurası 12. Dur bakalım. Yani bizim BC ne oldu? 16 mı oldu. Dursun kenarda. Aynı mantıkla DC'ye B dersek. Hocam B'nin B artı 5 oranı. B'nin B artı 5 oranı tabanların birbirinin oranı eşittir. 9'u 12. Sadeleştirdim 3. Sadeleştirdim 4. Çapraza girdiğimde 4B. Çapraza girdiğimde 3B artı 15. B buradan ne gelir? 15 gelmiş olur. Hocam burası 15 15, 15, 15, 5 daha tamamı 20. Bak 12, 16, 20. 3'ün 4 katı. Dördün dört katı, beşin dört katı. Demek ki burası 90 derecelik bir üçgenmiş. Yani ABC B, C üçgenin bir dik üçgen. Bu dik üçgenin alanı soruluyor. Tabanım 16. Yüksekliğim 12. Çok güzel bir soru değil mi? Yani sen bu soruyu izlerken bile ben çözerken haz alıyorum. Senin de izlerken eğer anlıyorsan gerçekten o azlığı yaşadığını düşünüyorum. 12 ile 8'i çarptığında 96 santimetre kare ile Ceyhan'ı bulmuş olduk. Gerçekten ama gerçekten konuyu öğreten soru tarzlarından biriydi. Haydi yolumuza devam edelim.